Evet. Ben en çok şunu merak ediyorum. Bu illetten elbet kurtulacağız. Bu Covid-19 virüsünden elbet kurtulacağız. Fakat bundan sonrası nasıl olacak? Yani o meblalar mesela şimdi bence çok ciddi hayaller görüyorlar ki Beşiktaş yönetimi de bunu doğruluyor aslında. Yani Sayın Adnan Dalga Kıran'ın yapmış olduğu açıklamayı insanlar neden üzerinde durmuyorlar hala anlamış değilim. Çünkü Adnan Bey kendisi şöyle diyor. Talişka şu an bizim için hayal Aynen öyle. imkansız bir kere konuşulmadı diyor ki çok haklı. Yani 8,5 milyon euroya yakın bir maaş alan futbolcu ama Talişka'da ne yapıyor? Storylerinde Beşiktaş'ı paylaşıyor. Ya şimdi şöyle o muhtemelen e, bir fedakarlıkta bulunacak. Ama evet. 8,5'un ne, ne, kadarında fedakarlıkta bulunabilirsin ki? Hani diyelim ki %10'unda %20'sinde bir fedakarlıkta bulunsun. Beşiktaş o parayı da yani sadece Beşiktaş için söylemiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Diğer tüm kulüplerimiz yani bugün 3 milyon euroyu bile Tavan olarak ya da yüksek meblağ olarak gören kulüplere işte 6, 7, 8 milyon euroları bulabilmek açıkçası çok mantıklı gelmiyor bana da. Tabii ki Talisca her takımın taraftarını heyecanlandırabilecek bir oyuncu. E, Talisca da buranın tadını aldı açıkçası. E, çok başarılı günler geçirdi burada. Ama e, mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Ama, Ama ekonomik yani şartlar fedakarlık bıraktığı yapalım. gibi değil yani... maalesef ben tahmin etmiyorum açıkçası. Ya şöyle söyleyeyim sana maaşının yüzde seksenini falan feragat etmesi lazım. Yüzde yetmişinden falan. Bu da oldukça zor. Evet son sayfa etiketine bazı yorumlar gelmiş. Hasan Bey diyor ki... Şampiyonluğa oynayalım dedik. Gezegen alt üst oldu. <laughs> Arkadaş demiş. <laughs> Trabzonspor ve, Liverpool. Sağ olsun. <laughs> Çok güzel yorum. İkisi de. Evet. Yani e, zirvedeyken, liderken Ligler alt üst oldu. Bir de o Okoçan'ın lafı var biliyorsun. 2002'de ettiği bir laf var. O da sosyal medyada dolanıyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum öyle bir şey söylediğini. Dediği şu. Bir gün Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerse dünyanın sonu gelir diyor o da. <laughs> ya, yok tahmin etmiyorum. <laughs> yok yani bence de doğru değildir ama. Hani Galatasaray'ın e, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesine de e, şey diyorlar. Hani etkenlerden biri diyorlar futbol olarak. Onyekuru'ya falan... Tweet atanlar var kardeşim niye attın o golleri diye. <laughs> Şimdi e, biliyorsunuz büyüktür işaretiyle karşılaştırma akımımız devam ediyor. Ben Maradona büyüktür Pele dedim. Volkan Messi büyüktür Ronaldo dedi. Sizler de son sayfa etiketine e, ulaşa, bizlere ulaşarak kendi tercihlerinizi söyleyebilirsiniz. Ben bir yandan da tabii ki e, sosyal medyada gelen cevaplara bakmaya devam ediyorum. Bir tane daha, bir tane daha öneride bulunalım. Bak, iki tane öneride bulunalım. Tamam. Birincisi Charlotte mu, Muriç mi? Hangisine büyük büyüktür koyacaksınız? Ben yorum yapmayayım. Hayır hayır sen değil. Yani taraftara soralım. Biz izleyenlere soralım. Sherlock mu? Muriç mi? Tamam. Güzel. Bence güzel e, bir polemik konusu. Güzel bir tartışma konusu. Yani gerçi Vedat'ın son 5-6 maçlık performansını göz önünde bulundurursak açık ara Sherlock denir de hani bütün sezona bakarsan yani Vedat da fena değildi. Son 5-6 maçta fena. Kararsız maçtı. mı kaldın? Ben yok, kararsız değilim. Bence Sherlock ya son 5-6 maçtaki performansıyla bence ben Sherlock derim. Ama yani Vedat diyen de çok fazla insan olur diye olur. düşünüyorum. Bakalım Vedat mı eee Sherlock mu? Sergen Hoca ile kimi karşılaştırsın? Futbolcu Sergen'le, Sergen, Sergen Yalçın'la. Güzel. Eee Rıdvan Hoca ile karşılaştırsın. Yok, aynı değil. Hayır. Şey, mevki olarak değil. Kariyer ve yetenek, kariyer ve beklentileri karşılayamayın ya da nasıl söyleyeyim? Ama Sergen'in 100. yıl şampiyonluğu var. 7 tane şampiyonluğu tamam. var galiba evet. Sergen'in. Tamam Rıdvan Hoca Rıdvan Hoca'nın da 103 gollü şampiyonluğu var. Ona bakarsan. Onda tamam ama yani Sergen karşıladı ya, Sergen Hoca karşıladı yani bence. Yok ya ben karşıladı. Biluçesculu sezonu var, var. Bir de 100. Var. yıl sezonu var. Var var herhalde. bayağı sezon var. Yani 2 iki, iki şampiyonluğu var Sergen'in. Sergen Hoca'nın. Emin misin? 7 kupası var pardon. Ben 7 kupa var diye biliyorum. Bak bir 2002-2003 Beşiktaş. Bir de e, 2001-2002 Galatasaray. Arka arkaya iki tane şampiyon var. Onun dışında şampiyonluğu yok Sergen'in. Sergen Hoca'nın. Aa, tam <laughs> net konuşamayacağım. Biliyordum ama biliyorsun benim unutkanlık huyum. Öncesinde bak, e, şu an düşünüyorum 96-2000 Galatasaray zaten. Arada Fener var Mustafa Denizli'yle. Orada da Sergen yok. 95 yani. yok. Sergen Yalçın'ın ee, şeylerde var mı ya? 93'lerde falan var. Şimdi vardı. bir de akım demişken e, Taner Karaman şimdi mesaj atmış soruyor. Berberi kendisi mi diyor? Evet. En çok berberimi özledim Hakan. Herkesi özledim, en çok kuaförümü özledim. Yani burada bizim kurumumuzda Sevgili Ahmet abi ve <laughs> Zafer kardeşim abi. biri bu binada, diğeri öbür binada. Abi dayanamadım artık. Yani saçlara dayanamadım. Senin saçlar hiç uzamıyor mu? Benimki uzuyor da yani <laughs> Allah vergisi. Benim gözümden bile neredeyse saç çıkacak. Ben, ben dayanamadım. Ben dayanamadım kestim. Benim de saçlarım çok çabuk Senin uzuyor. de saçların çok gürdür evet. Çabuk uzuyor aynı zamanda. Ben ama en çok mesela Emre Bol'un sakalsız hali hoşuma gitti yani. <laughs> o inanılmaz bir şey yani. <laughs> bir de şey yazmış dalga geçmeyin yazmış yani. Ay nasıl geçmeyeceksin yani. <laughs> dalga geçilmeyecek gibi değil ki. Ya işte böyle durumlarda bunları yaşayacağız. Ekrana böyle çıkmakta... Sergen Hoca'nın 5 da... şampiyonluğu var bu arada. 5 miymiş? 3 hangi... Beşiktaş, 2 Galatasaray. 2 Galatasaray mı? 91-92, 94-95, 2002-2003 Beşiktaş. Tamam. 99-2000 Galatasaray. Aha doğru şeydi. 2001-2002 Galatasaray. UEFA kadrosunda da var bravo. Ama net etki ettiği şampiyonluk olarak benim aklımda kalmış tabii. Volkan. <laughs> Volkan birbirimizi kandırmayalım lütfen. Abi Rıdvan Hoca da tabii ya Rıdvan Hoca ya ben hayatımın hatasını Rıdvan Hoca ile halı saha maçı yaparak yaptım. Hayat hayatımın oldu. en büyük hatası o günden beri futbol oynamıyorum ben. Yani yetenek olarak kıyaslayabiliriz sonuçta. Çok farklılar ya. Ya bir tanesi müthiş topla süratli, ötekisi topla topa hükmeden bir futbolcuydu. Abi benim Türk oyuncu olarak son 20 30 senede izlediğim en iyi iki Türk futbolcu kesinlikle tartışmasız. Yani o yüzden öyle karşılaştırabiliriz yani. Yani mesela son 10 yılında bence Emre olur Emre, bambaşka bir, Emre bambaşka bir oyuncu. Emre bambaşka bir oyuncu. Emre'nin, Emre'nin kıyaslanabileceği Türk oyuncu yok bence. Ama bence de yok. Rıdvan Hoca'yla Sergen Hoca'yı kıyaslayabiliriz. Mevkiler farklı olsa da. İlla kıyaslayacaksın Kıyaslanır bence. Ya ben Rıdvan Hoca'yı çok severim ama Sergen Yalçıncı olduğumu herkes. Hayır, Sergen Yalçın'ı başka kimle kıyaslayabilirsin? Herkes yok, Sergen. Yok, yok. Yok yani. Yok yani. Sergen Hoca'nın karşılaştırabileceğimiz Kıyaslayabileceğin... bir bir Rıdvan Hoca var. Hani yetenek olarak söylüyorum. Başka yok yani. Başka da yok. Ya sol ayaklı bir on numara topa bu kadar hükmeden. Türk oyuncular arasında tabii Türk söylüyoruz. Türk oyuncular arasında tabii. Hacı. Hacı var. Başka bir vesaire yani. vesaire birçok oyuncu var da. Aa, şeyi söylemeyi unutmayalım. Ee, biliyorsunuz İtalya'dan öğrenci kardeşlerimiz geldi. Dün de Kanada'dan e, öğrenci kardeşlerimiz geldiler. Trabzon'da KYK kurtlarını e, yurtlarına yerleştirdiler. Daha öncesinde İtalya'dan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gelmişti. Bizim de Suat abimizin oğlu, Suat Etaşlıalı'yı biliyorsun. Emir'le yayın yapmıştık burada, Emir, ben de buradayım. Sen de buradaydın, Emir'le yayın yaptık. Çok şükür bitti süreleri ve artık ailelerinin yanındalar. Suat abi çok duygusal bir adamdır. Ben de yıllardır bilirim, kendisini çok iyi tanırım. Suat abi o KYK yurtlarında kalan kardeşlerimize, sadece Samsun değil, Türkiye'nin genelindeki bütün KYK yurtlarındaki kardeşlerimize şu koronavirüs belası geçtikten sonra ücretsiz konser vereceğini açıkladı. Mükemmel. Çok güzel ya. Ya yani düşünebiliyor musun? Ee, Türkiye'nin en önemli DJ'i bu e, Sayın Bakanımızın çocuklara göster müthiş bir şefkat ama bak sadece tabii, Samsun'da, tabii. Değil, Trabzon'da aynı şekilde ha, gerçekten o kadar iyi davranılıyor ki ben görüyoruz yani video ya, paylaşıyorlar. Ya sonra. gerçekten görünce insanın gözleri doluyor. Ya çünkü Aynen. orada senin de çocuğun olabilir, benim de çocuğum olabilir. Yarın öbür gün hepsi gidecekler yani gidebilirler buraya. Yani bu olmayacak bir şey değil. Sonuçta e, Sayın Bakanımız o yurtlara açtı öğrencilerimize ve e, Suat abi de Suat abinin oğlu da Emir de onlardan bir tanesiydi. Suat abi de bir teşekkür etmek istiyorum dedi. Bugün o da video paylaştı. E, bu virüs e, bittikten sonra bütün KYK'larda öğrenci kardeşlerime ücretsiz konser vereceğim dedi. Onun da yüreğine sağlık. Hakikaten Gözlerim gözlerim oldu. Şimdi aklıma gelince onu da söyleyeyim dedim. Buradan se sevgilerimizi iletelim de. Ee... <laughs> Emre Bolu telefonundaki yüz sanımı açmamış sakalı kestikten sonra. <laughs> Abi bunlar da işte böyle bir yaşamın hikayeleri, yani, güzel hikayeler. İşte yani benim Emre... saçım, Emre'nin sakalı. Ne yani, bileyim yani. Inanılmaz bir şey. Değişik değişik Mesela hikayeler. Mesela sen yani. dün beni görsen ben şey gibiydim tabii yani adam benden çok daha yakışıklı da e, neydi dizinin adı? Gündüz Kuşağı'nda Behlül. Kıvanç Tatlıtuğ. O, onun mesela o şeyin o mezardaki sahnesindeki adam gibiydim ben mesela yani. <laughs> sakallar. Tabii sakallar. Saç e sakallar. Bu, ya bugün mü geldi? Bugün tabii başladım. ben bugün döndüm. Mustafa izne çıktı. Ee, öyleydik yani. Yapacak bir şey yok çünkü evden adımımı dışarı atmadım. Tabii tabii. Çünkü atma denildi. Atma denildi. Yani temel ihtiyaçlarımızı zaten karşılayabilmek için bütün maskemiz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Evin içinde ne yapıyorsun mesela bütün gün? Ben inanılmaz mı doğdum? <laughs> ben mi? <de. gülüyor> Beni düşünebiliyor musun? Sen bir de hiperaktif bir adamsın. Hani ben daha sakin bir adamım yani. İşte yani öyle bir sıkıntı var evet. Evin içinde bir sürü aktivite yapmaya çalışıyoruz işte. hareket. Yemek. Yemek yok abi. Yemeği kesinlikle kestim. Ee, evi temizleme gibi. Bir tabii tabii. Bir Ev, işi Ev işi çıkartıyoruz. Ev işi kesin kendi. çıkartıyoruz. Yani yapacak çünkü bir şey yok.